Dur bir bakayım sana. Sen daha da mı güzelleşmişsin ya? Ne olmuş böyle? Teşekkür ederim. E sen de hala formundasın. İyi hayatım, bakıyoruz kendimize. Civan, sen işe gitmiyor muydun? Gidiyorum tabii. İşe gidiyorum. Gitmez olur muyum ya? Ben işe... Merhaba. Civan ben. Şimal'in kocasıyım. Daha... Pardon ya. Yani ben tanımadığım için kusura bakma. Engin ben de. Ha. Ne ara evlendin kızım? Biraz ani oldu. Ya hakikaten kusura bakma. Ben tanımadığım için seni böyle sallamamışım gibi oldu. Biz Şimal'le yakınızdır bayağı. Sen biraz... Rahatsız oldun ama galiba. Yok canım, niye rahatsız olsun? Yok canım, niye rahatsız olayım? Doğru söylüyor. Niye rahatsız olayım? Siz nereden tanışıyorsunuz ya? Okuldan. Yani daha doğrusu benim eski kız arkadaşım Şimerler'le birlikte okuyordu. İşte biz öyle okula git gel falan tanıştık. Tamam ya, of. Eski kız arkadaş. Aynen. Gerçi sonra biz onunla ayrıldık. Ben de Şimal'le yakınlaştığım için... Okula gidip gelmeye devam ettim. Yakınlaştık derken nasıl bir yakınlaşmak bu? Civan, sen işe gitmiyor muydun? Evet ben işe gidiyordum ya. Nasıl bir yakınlaşmak bu? Civan, Civan, Civan. Evet benim işe gitmem lazım. Evet. Çok memnun oldum. Ekrem, Engin. Tamam. Görüşürüz, kendine iyi bak. Görüşürüz. Ekrem. Hayatım, karım, canım karım. Ah ben gidiyorum. Akşam beraberiz zaten. Canım karım benim. Resmi karım. Ah ya, canım benim, evde olurum ben, tamam mı? Karım benim. Görüşürüz Ekrem. Engin. Vaktin var mı? Oturalım bir çay kahve içelim, konuşalım biraz. Hem belli konuşmakta çok konu var. Sen en son Kenan'la evleniyordun. Ne oldu o iş? Aslında bir yarım saatim var. Biraz konuşalım mı? İyi, hadi gel. Tipe bak. Bir de boylu poslu. Ulan devede de boy var ama. Neyse. Allah'a bir şey mi anladın? Hani sadece Kenan olmuştu bu? Bu mesajlaşıyordu. Acaba bu çocukla mı mesajlaşıyor? Yok ya, değildir ya. Öyle mi? Bana ne ya? Allah Allah. Bana ne yani? Ben ne yapıyorum ki? Ben koskoca Civan saydım. Ne yaparsa yapsın. Bana ne ya? Olur mu ya öyle şey? Şimdi çocuk kimdir tanımıyoruz. İn midir, cin midir? Melek sanıyoruz, şeytan çıkıyor. İnsanlık namına. Ben gidip bakayım bari şuna. Vallahi ben Kenan'la evlenirsin sanıyordum Şimal. Çok şaşırdım. Hayat işte. Seni nereye savuruyor? Bilemiyorsun. E öyle. Ne konuşuyor bunlar ya? Ne konuşuyor bunlar? Allah Allah. Sen ne yaptın? Anlat. İyi ya, ben ne yapayım işte. Bildiğin gibi. Bak ne anlatacağım ben sana. Bizim bir tane Kazım vardı ya okulda. Kazım. O evlenmiş biliyor musun? Ne? Harbi diyorum kızım ya. Yok artık, hayatta inan. Kazım mı? Evet, hatırladın değil mi? Hatırladım tabii. Gülüyor mu lan onlar? Vallahi gülüyorlar. Ha bir de şakacı. Şimal? Efendim? Kocan değil mi şuradaki? Civan? Ya ne yapıyorsunuz siz burada ya? Ya sen, bir şey söyleyeceğim. Sen gitmedin mi? Asıl sen işe gitmeyecek miydin hayatım? Gidecektim. Ben işe gidecektim de benim toplantım ötelenmiş. Ötelince de ben hava almak için buraya geldim. Tesadüfe bak. Siz de buradasınız. Ne konuşuyordunuz? Ha? Erdem? Engin abicim. Engin. Öyledir. Ben bölmüyorum değil mi? Ben rahatsızlık vermiyorum. Bakın. Ben rahatsızlık veriyorsam arka masaya geçerim gerçekten. Yok. Ya ne rahatsızlığı? Bir sıkıntı yok. Öyle mi? Ne konuşuyordunuz peki? Ha? Eskilerden öyle, okuldan falan bahsediyorduk. Ha öyle mi? Yani ben karımın okul hayatını o kadar merak ediyorum ki gerçekten. Bana anlatır mısın karımın okul hayatını Erdem? Engin, Civan. Engin. Engin kim? Arkadaşımın adı Engin.
Ha, Engin. Öyledir, muhakkak öyledir. Ya siz çay mı içiyorsunuz sadece? Ben varım burada ya. Pardon. Yakınız demiştin. Ne kadar yakınsınız? Anlatsana bir, ne yaptınız beraber mesela? Bir ara hep birlikteydik. Değil mi Şimal? Her günümüz beraber geçerdi bizim. Sen, ben, Aslı. Öyle mi? Evet. Hatta bir ay kadar da birlikte kalmıştık. Sizin evde. Birlikte ha? Ya ben biraz parasızdım o ara. Kalacak ev falan da yoktu. Sağ olsun Şimal misafir etmişti beni. Öyledir benim karım. Canım karım çok merhametlidir, çok yardımseverdir. Hep yardımcı olur. Demek ki birlikte kaldınız ha? Şu birlikte kaldık derken... şu yakınlaşmayı da çok merak ettim. Ne yaptınız bakayım beraber Erdem ha? Ha sen yanlış anladın beni. Yani bizim Şimal'le aramızda öyle senin düşündüğün gibi bir şey olamaz yani. Asla olamaz. Ben ne düşüneceğim ya? Ben bir şey düşünmedim. Ne düşüneceğim? Benim öyle lafın gelişi, sohbet ediyoruz diye değil mi? Hem zaten onun gözü... Her şey biliyor. Kenan'dan başkasını görmezdi ki. Varsa yoksa Kenan derdi. Ah bilmez miyim? Bilmez miyim? Yani şey anlattı bana her şeyi, oradan biliyorum. Ne siz anlatın siz? Nerede tanıştınız? Sergide. Carlos Carpo'nun sergisinde. Sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Biz nasıl tanıştık anlatsana. Şey... Sergide. 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 Bana çizimlerini göstermeye gelmişti. Ben de ilk görüşte. Her şeyi hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Her şeyi hatırlıyorum. Vay be, ilk görüşte aşk ha. De evlenmeye nasıl karar verdiniz? Kalksak mı artık? Artık kalksak mı Mehmet? Kalksak mı artık? Benim müşterim. Müşterim gelecekti. Ben geç kaldım. Müşterim gelmişti. Görüşürüz. Şey, burası sende. Hadi görüşürüz. Bir şey mi oldu ya? Yok. Kızım. Çok beklediniz mi? Yok yok, ben de şimdi geldim. Bir otur bakayım şöyle. Hazır mısın bakalım? Bilmiyorum. Çok üzülecekler. Ya, üzülecekler. Üzülecekler ama başka bir çözüm biliyor musun bunun için? Bilmiyorum ya ama yine de işte... Ah benim güzel yürekli kızım. Başka çözüm yok. En doğrusu bu. Hem biz seninle ne konuşmuştuk? O dalavereciye haddini bildirecektik, öyle değil mi? Tamam, herkes üzülecek ama sen de bir yalandan kurtulmuş olacaksın. Benim oğlana da dersini bir güzel vermiş olacaksın. Tamam mı? Mehmet, oğlum çok kötü bir şey oldu lan. Nasıl oldu anlamadım yani. Abi bir anda oldu ama anlamadım, çok kötü bir şey oldu. Ne oldu ya? Mehmet. Abicim ne olduğunu söyleyecek misin? Ben Şimal'e aşık oldum. Bir saniye. Alo. Yok durun, sayım yapılmadan çıkılmayacak onlar. Tamam ben geliyorum. Artık öyle kaçmak yok Civan. Aradığımda konuşmuyorsan yüz yüze konuşacaksın ama beni yok saymayacaksın. Abi kızı çok kıskanıyorum ya. Yani inanılmaz kıskanıyorum. Sürekli aklımda zihnimi kurcalıyor. Yani yok diyorum, kıskanmıyorum diyorum. Yani bu bir, bana zihnimin oyunda bir oyundur diyorum, inkar diyorum. Yok abi. Ben çok kıskanıyorum bu kızı. Yani her şeyi geçtim. Şimal'in bana anlattığı her şey zihnimde. Civan Saydam gibi bir adam, bir genç kızın en başından beri ne söylüyorsun? Her şey zihnimde, hatırlıyorum yani. Ne yapacağım lan? Niye yapacaksın? Sen niye dertlendin ki bu kadar? Oğlum hayatında ilk defa aşık olmuşsun. Sevinsene, ne güzel bir şey. Lan nesi güzel? Allah Allah. Sen beni anlamadın galiba. Aşık oldum diyorum Levo, aşık oldum ya. Yani her şeyi hatırlıyorum, kıskanıyorum. Yani sürekli zihnimde. Ya ben bu sabah onunla beraber sarılarak uyandım diye günüm mutlu geçti. Ya abiciğim bunlar kötü şeyler değil ki. Oğlum nasıl kötü şey değil ya? Levo, ben evliyim, evli. Hem de Nazlı gibi bir kadınım. Ne diyeceğim?
Ne diyeceğim ben Nazlı'ya? Şimal'e aşık oldum mu diyeceğim? Pardon Nazlı, ben Şimal'e aşık oldum. Sen de zaten babama gidip her şeyi anlatma diye senden boşanmıyorum. Öyle tahmin ettiğin gibi bir kavuşma falan da olmayacak. O yüzden müsaitsen boşanalım mı diyeceğim? Evet abi, o konu biraz karmaşık. Yani ne diyeceksin de hem onu kırmayacaksın, hem boşanmayı ikna edeceksin. Bilmiyorum Levo, bilmiyorum. Ama benim şu evlilik işinden kurtulmam lazım. Boşanmalıyım. Nazlı'dan bir önce boşanmalıyım. Küçük bir şansım varsa bile bunu değerlendirmem lazım. Benim Nazlı'dan boşanmam lazım. Levo, Şimal de bana karşı boş değildir değil mi ha? Hissediyor mudur bir şey?